Buradan gördüğüm kadarıyla dışarıda da iyi bir kalabalık var beyler. Evet, özellikle Salvatore'un Türklerin ve Müslümanların deyimiyle maşallahı var. Yani biz pek böyle kalabalık bütün herkesi getirmiyoruz. Ama dedik bu sefer güzel bir gidelim. Bundan sonra Vallahi. böyle yapmak lazım herhalde. Bilmiyorum böyle. Yani bizim hoşumuza gider. Ne kadar çok insan o kadar çok biz daha çok kazanırız amigo, ama böyle elimize bir kalabalığın gelmesi bizi gururlandırdı. Gururumuzu okşadı yani Vito Bey, öyle söyleyeyim. Yani ben Kadir Bey de burada. Kadir Bey benim, Engin Bey çok eski dostumdur. Benim adamım onundur, onun adamı da benimdir zaten. Orada aslında bizim bir iki grup var, değil mi? Kadir Bey. Eyvallah. Aslında toplantıda da bahsedeceğiz ama artık 2-3'ten ziyade tek yumruk olmak da istiyoruz öncelikle. Selam Çünkü Kutay, hoş geldin. çarşı pazar biraz karışmış durumda. Değil mi? Yani tabii amigo. Özellikle bu gringoların baskınları vesaire artık tat kaçırıyor. Bugün size nasıl anlatırım bilmiyorum ama bu durumu biraz güleceksiniz. Ön bahçede Emre Bey'le oturuyorduk. İki Büyük tane bacım. gringo geldi amigo. Bize diyor ki bu kalabalık ne? Ulan dedim, evimde oturuyorum. Senin burada ne işin var? Gelmiş bahçenin ortasında sirenleri yakmış, bize hesap soruyor amigo. Yani bu kadar da densizleştiler artık. Sizin evinizde yapıyor bunu. E tabi amigo. Heh, Emre Bey de Selam Caner, yanımdaydı. hoş geldin. Kesseydiniz bunun dilini. Bunu zaten Fadım Bey ile beraber o Yok, konuya teşekkür özellikle ederim. değineceğiz. Mehmet. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biraz Hoş geciktim, kusura bakmayın. Nedir? Hoş Hoş geldiniz. Bazı Buyurun. sıkıntılardan Hoş dolayı geldiniz. eyvallah eyvallah. Siz Buyurun lütfen. başlasaydınız ya Çapa Bey. Hiç sıkıntı yok, ne demek? Eyvallah. Hiç problem yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Hoş Herkes geldiniz. buradaysa toplantımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle kendimizi tekrar takdim etmek isteriz. Ben El Guero. El Chapo'yu zaten hepiniz tanıyorsunuz. Sinaloa'dan buraya geldik. Bildiğimiz tek iş var doğduğumuzdan beri. Uyuşturucu işi. Bu işi de layığıyla yerine getirdik ki artık Diyebilirsin. sizlerle burada birlikte çalışacağız. Hayır, bende mi, niye bende? Tarzımız biraz farklıdır amigolar. İşimizi ciddiyetle yaparız. Fakat kimseye de kolay kolay küsmeyiz. Yani bu işi yapsın yapmasın kimseye kapımızı kapatmayız. Her zaman bizimle birlikte oturabilir. Bilmiyorum. Umarım güzel işler yapacağız. Si, yani bundan önceki ticaretiniz nasılsa aynı şekilde bizle devam edebilir amigolar ve özellikle sizler için daha ılımlı, daha böyle cana yakın ve bir nevi sürprizlerimiz de olacak değil mi amigo? Aynen öyle amigo. Yani ticaretiniz belki aynı rakamda devam edebilir ama kesinlikle aynı tavırda devam etmeyeceğini sizlere garantisini veriyoruz amigo. Hem biz burada Guzman Karteli olarak sizlerle bir tanışıp hem de genel olarak hem ailenizin için hem kendiniz için yapacağınız bütün işlerde, bütün uyuşturucu işinde özellikle 7/24, bakın altını çiziyorum, 7/24 bize ulaşabileceksiniz. Konuyla Öncelikle alakalı zaten ben olmasam da El Guero sürekli, keza Edgar sürekli burada. Sizlerle beraber güzel, iyi, hoş işler yapmayı istiyoruz. Değerli amigolar, özel bir ekip olacak birazdan. Hem o yerlere hem de en azından tespit edebileceğimiz adamlar arasında varsa öttürebileceğimiz Fadıl Bey bizzat sizlere kendi elimle teslim etmek isterim onları da. Vallahi bu Bu güzel adamlar şey bizim oldum adamlara da ya. bir bulaşmış. Hani biz de bunlardan çok yakınıyoruz. Yani biz aradık bulamadık. Ama buradaki mafya ve aile babalarının da bu Kristal Mesajını hakkında bir ben daha yazar hani ne kadar mısın? uyuşturucuyla işi olsun veya olmasın bu konuda bence Hayır masadaki be. herkesin bu Kristal olayını çözmesi taraftarıyım. Yani bu Şu an krizin hemen bir çözüme yapamam. Çok kavuşturulması lazım. çekiniyorum. Çünkü bu sefer alt Aynen aileler hiçbir şekilde ekonomisine bir katkı sağlayamıyor. öyle. Sarı sarı Aynen. zor Ya arkadaşlar. amigo yani evet. Çok pardon, sözünü böldüm. Şimdi Buyurun buyurun. çözümle bir yere kadar geliniyor ve
Adamlar artık işi cidden çok garip bir seviyeye getirmişler. Ben bugün benim arkadaşlarım söylerken ben birazcık daha geriden izliyordum. Araç geride kalmıştı. Adamlardan birisi Desert Eagle kullanıyordu. O kadar ileri gitmiş adamlar. Ne? Aynen, bildiğiniz Eagle kullanıyordu bugün. Kim kullanıyordu? Yanlış söylemiş olabilirim, özür dilerim. Bir kişiden Eagle çalmış veya bu... Yani bunu kullanıyor. Aynen, Eagle çıktı. Satışı başlamış mıydı bunun? Başladı. Başladı. Ha, o zaman saat 14.00 ama şöyle bir olay var. Alma değil, çalmadır diye düşünüyorum. Çünkü alma olsa her türlü fazla. Evet, büyük ihtimal çalmadır. Çünkü bizde şu ana kadar Deagle'ı alan çok fazla aile bile olmadı diyebilirim. Yani Fadıl Bey, Deagle'ı almaz beni. Kime sattığınızı burada paylaşmak ister misiniz? Çünkü Deagle alanı diyorlar. Bakın şöyle, bütün açıklığıyla paylaşırım. Faturaları da bizde zaten mevcut. Evet. Siz bizden bugün bir 20 silah aldınız. Siz oradan... Evet. Size üç sanım tane Elif gibi oluyormuş. Doğrudur, aynen. Yani sizden tabii sanım ki de burada şüphelen olacak değildi. Zaten buraya geldik. Lütfen anlayışla karşılayın. Biz zaten sizden çıkıp buraya geldik. Doğru. Evet. Yo, zaten o konuda bir şeyim yok. Evet. Ben Deagle'ı kime verdim desem... başka kimseye vermedim. Bizim çocukları vurup aldılar.